Olay 8 Haziran günü, Cumartesi günü gerçekleşiyor. Kuzenim saat 2 gibi servisten, şu gördüğünüz servis, otobüse servisten iniyor. Karşıdan karşıya geçecekken bir an böyle ayağını geri atmasıyla şu taraftan gelen arabanın normalde hız sınırı 70. 70 olan yolda arkadaşın 170 ile veya 140 ile çok süratli hız sınırına uymamasıyla kuzenime çarpıyor. Kuzenim daha sonra bir 100 metre sürüklendikten sonra arkadaş da orta refüja çıkarak durabiliyor ancak. Gaziantep'in Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 8 Haziran 2024 tarihinde karşıdan karşıya geçerken HİK'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Güneş'in ailesi çifte acı yaşıyor. Olaydan sonra yakalanan zanlının 48 saat geçmeden tahliye edilmesine tepki gösteren aile, bazı üst düzey yöneticilerin olaya müdahil olduğunu ve sonrasında zanlının serbest kaldığını iddia ettiler. Mustafa Güneş'in yakınları delillerin yeniden incelenmesini ve zanlı HİK'nın yeniden tutuklanmasını istedi. 48 saat geçmeden nasıl oluyorsa serbest kalıyor. Biz hiçbir şekilde anlamadık daha bizim acımız tazeyken. Bir gün sonra arkadaşın işte yok ben bilmem nerenin emniyet müdürüyüm, yok ben bilmem nerenin işte şunuyum bunuyum deyip bize taziye mesajı gönderiyorlar. Biz bu olayın basında bir ses duymasını istiyoruz. Bu hız sınırında burada arkadaşım verdiği dilekçede demişler ki işte üst geçit var, ışıklar var. Ama burada bizim demek istediğimiz nokta şu. Burada bir tane var, ileride bir tane var, daha sonra aşağılarda var. Ama burada otobüs durağı olmasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir yerde yaya geçidi yoktur. Burada belediye madem buradan otobüsler de geçiyor, buradaki halk nasıl geçecek? Bu Gazi Rayı buradan giden halk kullanamıyor. Ne yapacak? Buradan inen insan gene böyle dolaşacak. Oradan gene her türlü karşıya geçmesi gerek. Geçen insanın da ileriden Gazi Rayı'ya kar tokutup öyle geçmesi lazım. Hani bu insan normal bir vatandaş buradan gene hiçbir şekilde kullanamıyor. Biz buralara bir yaya geçidi yapılmasını istiyoruz. Aşağıda var, ileride var. Her yerde belli zaten. Şu an buradan bir inen insan nasıl karşıya geçecek? En basit. Karşımıza zaten canlı kanlı örneği var. Şu an hanımefendi bekliyor. Belki bu olay onların başına da gelecek veya başka birinin gene başına gelecek. Biz başka kişilerin canının yanmasını istemiyoruz. Bizim diyebileceğimiz sadece bu kadar. 19 yaşında bir kuzenimiz vefat etti. Bir canımız gitti. Başka kimseye bir şey olmasın diyoruz sadece. Yani rutin olarak burada servise binip indiği için burada tekrar iniyor ve olay da bu yerde gerçekleşiyor.